15 Mart-21 Mart. Muhteşem teraziler. Nasılsınız? Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. E Akkaya official Instagram sayfam. Takip etmek isterseniz günlük yorumları oradan yapıyorum. E, bu hafta e, kendinize yeni kararlar alacaksınız ve bu kararları hayatınızda uygulamaya başlayacaksınız. Çevrenizdeki birçok insanın işe yaramadığını yakın dost dildiğim insanları artık hayatınızdan çıkartmanız gerektiği. Onların size faydası olmadığı, hatta zararları yüzünden kendi yönünüzü bulamıyorum dediğimiz evrede insanları eleme haftanız olacak. İşte gereksiz konuştuğunuz insan varsa yok edeceksiniz. Çevrenizde uzun yıllardır sizi maddi ve manevi yıpratan insanları hayatınızdan çıkar. Yani bu hafta değerli terazi burçlarında şunu demek istiyorum kendinizi bulmak kendinizle alakalı yaşadığınız iyiliklerden zarar duyduğunuz birçok insanı hayatınızdan çıkartma dönemi olacak gözüküyor. O yüzden e, çok gereksizce fazla insanı hayatınızda tutmuşsunuz iş olsun iyili işli alakalı insanlara iyilik yapmaktan zarar gördünüz dost dediğiniz insanlara kapınızı açtınız sizin arkanızdan dedikodu yaptı yani siz artık kendi ruhunuzu kendi sadeliğinizi yaratacaksınız. Bu hafta birçok insanı hayatınızdan eleyeceksiniz. Çok da geç kaldınız. Daha geç kalırsanız daha büyük maddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu da sizi üzebilir. Lütfen ve lütfen geride tutalım artık. Dost değil. Siz kendinizin dostusunuz. Sizin dosta değil, sizin akıllı ve pratik insanlara ihtiyacınız var. Size zarar verecek insanlara ihtiyacınız yok. Eee bu ara iş konumunuzla alakalı da uzun süredir toparlamanız gereken evraklar, hukuki evraklar ya da avukat bir avukatsanız bile uzun süredir çözemediğiniz evraklarınızla alakalı bunu bir sisteme koyacaksınız. Düzenli şekilde sistematik olarak ödeme, vergi ödemeniz, banka ödemeniz ne varsa bunlarla ilgili bir sistem ve kural. Artık eskisi gibi para harcamayacağım, bir düzene girmek istiyorum dediğiniz döngülere de start vereceksiniz. Biraz tatil ne kadar size hani şey diyorum ya Ruhunuzu e, temizleyin ama siz tatilsiz yapamazsınız. Enerjinizi bir yerleri görerek, bir yerlerin enerjisine girerek keşfediyorsunuz. Ufak ufak tabii ki tatillerinizi yapın. A, abartmayın sizden ricam. Bu sonra e, kazık size geliyor. Bu ara dilinizi de tutmayacaksınız. Pat pat söyleyin. izin veriyorum. Çünkü siz susa susa başınıza değil, yani başınıza dıktılar yani öyle bir durumdayız. Aile büyüklerimizle alakalı uzun süredir sevginizi söylemiyordunuz. Hadi artık onlara onları çok sevdiğinizi onların çok değerli olduğunu, onların çok kıymetli olduğunu annenize, babanıza, kız kardeşinize, yakın kendi içinizdeki insan, eşinize, çocuğunuza artık söyleme vakti ve sarılma vakti diyorum. Çünkü uzun süredir bazı insan bazı iş tempolarınız ve düzeninize adapte olamıyordunuz. Hadi artık sarılma vakti diyorum ve bunun tadını çıkartın. E, bu ara e, küçük Küçük e, ailenize iyilikler yapmak istiyorsunuz. Küçük ev almak, küçük araba almak, küç küçük küçük sürprizler yapacaksınız. Bu da size artı kazanç, artı rahatlık sağlayacak gözüküyor. Sanat işiyle uğraşan değil de sanatsal fikir yaratmak isteyen. Yani kendimi sanata adamak istiyorum. Ben artık kitap yazmak, şiir yazmak, resim yapmak. ya yani Bu tarz şeyler yapabilirsiniz ama siz çabuk sıkılgan bir insansınız. Hani e, yapın ama... Sizin motivasyonunuzu doğru noktada bulmanız lazım. Gereksiz para harcamanıza gerek yok diyorum sizin de belki yurt dışı ile alakalı plan ve evraklarınızla ilgili tamamlanması gereken sorunlar var dikkat etmezseniz evrağınızda sıkıntı var ertelenecek e, yurt dışı evraklarınız ya da işinizle alakalı evraklarda eksiklikler var e, evrakları kontrol etmemiz gerektiğini uyarıyorum sağlık olarak özellikle göğüs ağrılarınız göğüs kafesiniz ve akciğerlerle alakalı noktada solunum yollarınıza dikkat etmeniz lazım bu ara hassas ve cerahında kalabilirsiniz bunu ihmal etmeyin de Terazi burçları. Evet, evli olanlarda güzel bir ev alımı, güzel yatırımlar. İlişkisi olmayan Terazi burçlarında sürpriz yeniliklere açık olacağız ama daha vakit var. Siz kendinizi şifalandırmaya, arınmaya ihtiyacınız var. Bunları yapmamız lazım. Ev değişimi, özellikle yatak odası, çocuk odası ya da mutfağı komple çök Döküp yepyeni şeyler, evet ufak ufak yap yapmaya başlayacaksınız. Ö, i̇lk önce mutfağınızdan, daha sonra yatak odanız, daha sonra orası diye söylüyorum. Bir ortaklı teklif alabilir, çok güzel bir iş teklifi alabilirsiniz, değerlendirin, kazançlı olacaksınız, düşünmeden değerlendirin, okey deyin, şu anki bulunduğunuz noktadan daha çok memnun kalacak. Devlete girmek ya da devletle alakalı kollarda iş bekleyen bazı terazi borçlarında da güzel aracılarla iş kapınız var, değerlendirirseniz iş sorununuzun biteceğini söylüyorum. Mutlu kalın, umutla kalın, Allah'a emanet olun.